Bu arada çocuklar ben sizin yaptığınız işi Ortaköy'de ağaç altında, meşhur o ağaç altında gitar çalarak, önüme mendil açarak daha henüz albüm yapmadan başlamıştım. Rahmetli Yusuf Hayaloğlu, buradan anıyoruz onu. Allah rahmet eylesin. Para atmıştı bana. Demişti ki. Adana'da. Evet. Şeyde, İstanbul Ortaköy'de Adana'dan çıkıp sen gelmiştim. Sen şarkı söyle, sokakta. İstanbul Ortaköy. Sen de mi sokaktan geldin? Tabii, sokaktan gelmeyeyim. Tabii ki. İlhami'nin yeri vardı o da. Onun önünde gitar çalardım. Para atarlardı. Dediğiniz gibi bu yani emeğinin karşılığını almaktır. Devam edin. Sevmeye de devam edin İbrahim abinin dediği gibi. Sevmekten vazgeçmeyin. O dönem Yusuf Hayaloğlu ile tanışınca sohbetler, muhabbetler. Ahmet abiyle tanıştık. Bebek'te bir küçük bir teknesi vardı. Hatırlarsınız. Belki de gitmişsinizdir, sohbet etmişsinizdir. Oraya gittim, geldim. Şarkıları çalırdım. Ben de bestelerim vardı filan. Bir gün Yusuf abi dedi ki, Ahmet dedi ya, şu dedi klipte oynatsana dedi ya. Çok seviyorum ben dedim. Elinde gitar çalsın arkada dedi. Müzisyenlerin arasında. Tabii o dönemde ben henüz daha amatör bir müzisyenim. Ahmet Kaya'nın klibini oynayacağım. Eyvah. Cep telefonları da yok. 500 jeton aldım. Herkesi aradım. Ama 2 yıldır görüşmediğim insanları. Okuldaki üniversite arkadaşlarımı, mahalle çocuklarını, ablanı, abilerini. Aynen şöyle o hareket. Alo. Aa, Haluk sen. Benim. Ya yıllardır yoksun. Neredesin? Ya işte İstanbul'dayım. Müzik çalışmaları falan. Ne yapıyorsun? Ya Ahmet Kaya'nın klibinde oynayacağım diye. Herkese duyurdum ama herkese. Yani belki de gerçekten 500 kişi duydu ve televizyonun başına ertesi gün Erşen Başbuğ'un Salı Pazarı programı vardı, bilirsin. Allah selamet versin. Evet, onun programında Ahmet Kaya'nın klibi yayınlanacak. Bizden size. Evet, yok Salı Pazarı, önce Salı Pazarı. Önce o mu vardı? Salı Pazarı vardı, Salı Pazarı programında çıkacaktı. Tamam dedik, ben de çıkacağım. Bebek'te çekimler yapıldı, kameraman geldi, beni 2 saat çektiler. Bakıyor buradan, yandan, önden, buralardan. Ben de diyorum ki klipte yarısı herhalde ben görüneceğim. Elimde gitar. Ahmet Kaya, Ahmet abimizi çektiler. Martıları çektiler. Sonra klip günü geldi. Herkes toplanmış, ben de. Bütün arkadaşlar, herkes televizyonun başında tabii. Klibi izliyoruz. Başladı, geldi. Gitar çalan bir adam var, çalıyorum. Böyle geldi, elimi gösterdi. Elim geldi, buradan gitti. Yok yani. Sonra dedim ki hani bir dahaki sefere gelir. Sen yoksun. Ben yokum. Diyor. Sonra martılar, Ahmet Kaya şarkıyı söylüyor. Deniz, dalgalı. Bir daha döndü. Bir daha geldi ve elimi gösterdi. Geldi şurada. Buradan gitti bir daha. Bir daha gitti. Ya yani yok kamera ya görecek ama yani bırakmıyorlar. Yani bir şekilde olmuyor. Yani. Bir daha döndü. Tekrarlandı artık. Ben krizi geçireceğim. Çünkü bütün dünyaya söylemişim. En son şunu söylüyorum. Ya yalvarıyorum. Bir göster. Ya bir gör. Kaçsın. Ha, beni bir göstersin. Rezil olmayayım ya. Sonlarda böyle tamam dedim, gösterecek. Geldi şuraya geldi, bitti, gösterecek dedim, yine gitti. Klip bitti. Yani şimdi güzel olan şeyi söyleyeyim. Şimdi orada belki de gece hüngür hüngür ağlamışımdır, üzüldüm vesaire. Ama güzel olan şu var. Abi cep telefonları yok. Yani sen eve gittiğinde seni arayıp hani diyecek adam yok. Ya da nerede lan? Nerede? Yani nerede hani çıkmadın diyecek adam da yok. Evinin telefonla arayıp utanmaz herif bizi televizyonun başına kilitledin diyecek adam da yok. Rahat tek başına uyudun. Yıllar sonra eve gidiyorum, rahmetli annem anlatıyorlar bana. Evde herkes toplanmış. Dayı çocukları, teyze çocukları filan. Benim teyze çocuğu var, Tugay. Kalkmış demiş ki teyze hani Haluk? Hani çıkacak demiş ya. Dönmüş annem herkesi demiş ki vallahi görmediniz ama yeminle demiş o eller benim oğlumun elleriydi demiş. Rahmetli anıyorum gerçekten. Allah rahmet eylesin. Annemi elimden tanımış yani.